Kıymetli dostlar, Kazakistan'da temaslarımız, görüşmelerimiz, röportajlarımız bütün hızıyla devam ediyor. Ve bugün de çok önemli, değerli bir isimle birlikteyiz. Daha doğrusu biz kendisine makamında misafir olduk. Türk dünyasında bir Mustafa Çokay efsanesini hepiniz bilirsiniz. Kazakistan'ın bağımsızlığı uğrunda Doğu Türkistan'da yaptığı milli mücadeleyle tanınan Mustafa Çokay, Türk tarihinin çok önemli figürlerinden, bağımsızlık özellikle sembollerinden biri bildiğiniz gibi. Ve Allah da bize yardım etti. Mustafa Çokay'ın yaşayan torunlarından biriyle şu an birlikteyiz. Aynı zamanda profesör, aynı zamanda diş hekimi, aynı zamanda dekan, Kazakistan'da çok önemli bir sağlık yöneticisi. Binlerce talebe yetiştiriyor, hala hasta bakıyor. Efendim, Kubbe isim Altın Beko, Profesör Doktor Kubbe isim Altın Beko ile birlikteyiz. Merhabalar Merhaba. hocam, nasılsınız? İyiyim. Teşekkür Bizi ederim. bir kere çok iyi anlıyorsunuz çünkü Türkiye'de de herhalde sanıyorum çok bulundunuz. Türkiye'den İstanbul'da kaldım 97'de yakın yıllarında. İstanbul'da Çapa'da araştırma yaptık birlikte. Onlara onun için az biliyorum Türkçe. Hocam, bir kere sizlere bir arada olmaktan, sizlerle tanış olmaktan çok şad olduk. Çok mutlu Çok olduk. Bizi burada makamınızda ağırladığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Hemen şu soruyla başlamak istiyorum. Mustafa Çokay, bilmeyen, tanımayan belki genç izleyicilerimiz vardır. Biraz kısaca dedenizi anlatabilir misiniz izleyicilerimize? Mustafa Şokay büyük babamız Kazakistan'da doğmuş. Evet. Ortaokulda da bitirmiş o. O Kazakistan'da Kızılorda şehri var. Onun yanında Kızılorda şehri. Kızılorda şehri. Onun yanında o Şu ortaokulu yapmış. Rusların hakimiyet ilan ettiği şey iddia ettiği. Rusça Orası bizim dediği yer. Rusça okumuş orada. Evet. Ortaokulda ondan sonra Taşkent şehri o. Orta Asya'nın en büyük şehriydi o zaman. Taşkent ha. Özbekistan Taşkent mi? Evet, şimdi Özbekistan'ın o başkenti. Orada o gimnaziyanı tamamlamış. Evet, üniversiteyi orada Üniversite. tamamlamış. Hayır, Ha, lise, gimnaziye diyor. Rusça tamam. sanırım. O liseden sonra o San Petersburg'a gitmiş. San Petersburg'a San gidiyor. Petersburg'a gidiyor. Orada üniversitede görmüş. Tamam. Onu tamamlamış. Bu hukuk fakültesi diyor o. Hukuk. Hukuk, evet. Ha, Onu hukuk tamamlamış. eğitimi almış. Eğitim almış orada. Oo. Büyük ol okudu. Sonra? Sonra o Kazakistan'a girdikten sonra dönmüş buraya memleketimize. Burada onlar bunu kurmuş. Bu Türkistan Respublikası diyor ona. O 17-18 yıllarında. Evet. Ondan sonra 1917-18. 1917-18 yıllarında Türkistan Respublikası demiş. Ondan sonra bu komünistler de kagva yaptılar, o şey, o anlaşamadı onlara. Evet. Onlar o zaman ne dedi? Bu Türk dünyasını kurmak bir, bütün Ha. bir Evet. Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan bari bir bulmamız O gerekir. Türkistan, Büyük Türkistan Evet, Devleti'ni kuralım diyor. Ama kendi yolda o zaman beraber hareket ettiği şeyler komünistler. komünistler dedi. Onlar Sovyetler Birliği'nden yana mı tavır alıyorlar? Oradan buradan gitmiş bu memleketten Azerbaycan'a, Azerbaycan'dan İstanbul'a gelmiş. Öyle mi? İstanbul'da o tam bilmiyorum 7, 8 ya da 10 yıl orada kalmış. 7-8 yıl İstanbul'da kalmış. İstanbul'da kalmış ha. Ondan sonra o taşınmış Paris'e. Öyle mi? Evet. Sanırım İstanbul'da olduğu dönem herhalde daha Cumhuriyet kurulmamış o zaman, öyle mi? Yoksa ki Cumhuriyet'in ilk yılları mı? Tam Hatırlıyor musunuz? Anladım. bilmiyorum. Sonra O Paris'e geçiyor. sırada Paris'e geçiyor. Orada yaşamış oldu. Ondan sonra 41. yıl, 1941. yıllarında ikinci savaş oldu da
Evet. İkinci Dünya Savaşı. İkinci Dünya Savaşı. Onda o Almanya gelmiş. Hmm. Almanya'da 6 ayma ya da 7 ayma adı sonra 1941'nin son ayı, evet. 12 ayının 27'sinde o orada ölmüş. Vefat ediyor. Peki bu milli mücadele ile milli mücadele yaparken en büyük başarısı veya başarısı ne olmuş? Gerçekleştiremediği ne olmuş? En çok evet. Yani ne gözünde ne kalmış? Bu konuda bilginiz var mı? Neyi başarmak isterdi? Mesela Turan Birliği'ni... Turan Birliği'ni ol demiş bunun amacı bu birlikte olsun diye. Bu Türk dünyası ol. Türk devletleri var da Türkiye açımda diyoruz. Azerbaycan, Tatarstan, Kazakistan, bu Özbekistan onun birlikte olması o hakkında o çalışmış. Anladım. Doğu Türkistan'la ilgili mesela nasıl çalışmalar olmuş? Doğu Türkistan demek ya Doğu Türkistan'dan biliyor musun? Bu Doğu Türkistan demek bu Çin sınırı var da onda. Evet, evet. O da Doğu Türkistan diyor. Tamam. Bu Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, bu Uzbekistan bunlar orta. O Türkistan. Evet, orta Türkistan. Batı Türkistan bu sizin taraf oldu. Evet, Azerbaycan, evet. Türkiye evet. Ondan. Anladım. Siz kendisiyle herhalde bir şey yapamadınız, yetişemediniz ama yaşayan en büyük torunlarından birisiniz. Ve şu anda da Kazakistan'da çok önemli bir tıp adamısınız, hekimsiniz. Dedenizin gerçekleştiremediği o Turan Birliği şu anda Türk Devleti Teşkilatı adıyla o çatı altında en azından bir hayata geçmeye başladı. Bu konudaki düşünceleriniz nedir hocam? Ben ne düşünüyorum? Ben kendim bu diş hekimde olarak çalışıyorum. Bu meslek bende bu evet. Doktor olarak çalışmak. O üzerinde ben ne diyorum? Bu birlikte olsun diyorum. Bu diş hekimleri Türkiye'de de var, burada da var, Özbekistan'da tabii da var. Tabii siz kendi mesleğinizle de özellikle ilgili. O üzerinde ilgili ben... Var mı böyle bir Türk dünyası ile ilgili bir hekimler birliği böyle bir... Hekimlerle de şimdi yok ama bizde... Projede var bu şey. Var mı? Var ya da kongre yapmak üzerinde çalışıyoruz şimdi birlikte bu. Kim hangi ülkeler var şu anda? Şu anda bunda biz var bu Orta Asya bu devletler bu. Kazakistan, Kırgızistan, Uzbekistan, Tacikistan birlikte sık sık biz yapıyoruz o şeyde kongreni. Ve biz şu anda... Ne yapmamız lazım? Bunu birlikte Türkiye'den de geliyor. Tamam. Bize çatı. Hatta onlar da bize konferansiyede geliyorlar. Evet. Bu İstanbul'da benim çok iyi dostlarım var. Büyük orta diş hekimleri İstanbul'dan buraya visiting profesör olarak birkaç kere geldi. Onlar ziyaretçi profesör olarak. Ziyaretçi profesör olarak geldiler. O İstanbul Üniversitesi'nin Tayfun Özdemir, Nejat Tunjer, ikisi de büyük profesörler. Onlar katıldılar bu da konferansiye ve birlikte araştırmada da yaptık onlarda. Ama bu her şey onda bir... Tabii yeterli değil diyorsunuz. Tabii ki. Peki hocam Kazakistan bağımsızlığına kavuştuktan sonra bu 30 yılda hangi mesafeler alındı? Türk dünyası adına hareket etme adına Rus etkisini kırma adına Kazakistan'da durum ne? Mesela artık tamamen Rus etkisi silindi mi? Artık Türk dünyasının bir daha ağırlığı hissediliyor mu Kazakistan'da? Günlük hayatta konuşmalarda gençlerde bir Kazak milliyetçi, Türk milliyetçiliği artık başladı mı? Vallahi biz çok yakın arkadaşlar bu Türkler. Kazaklar, Özbekler, Tatarlar ama Rus'ta da onlarda da var. Çok iyi şeyler yapıyorlar. Türkiye'de yapıyor, Kazakistan'da yapıyor. Bunun biz integrasyon olarak kullanmamız lazım. Evet. Hı-hı. Çünkü biz diş doktorlar bu. Ben şunu söylüyorum hocam. Mesela Kazak Türkçesi artık çok daha kullanılıyor mu? Mesela günlük hayatta... Hayır, tamam. Okul, eğitimde okul projeleri var.
ve önce de biz bir gençken biz Rusça okuduk. Ha işte onu soruyorum. Aa, Rusça okuduk. Şimdi %70'e Kazakça. Heh, onları soruyorum. Yükseliyor. Yavaş yavaş bu. Evet, mesela alfabe, Kiril alfabesinden çıkılması ilgili çalışmalar vardı. Bu konuda bir bilginiz var mı? Latin alfabesine geçiş aşamalı olarak. Şimdi de bilmiyorum tam ne zaman olacak o ama o hakkında çok bilgiler de var. Konuşmalar da yaptılar. O devlet tarafından da herkes söylüyor. Şimdi bizim yavaş yavaş o Latin harfine geçmemiz lazım diyor. Siz çok daha iyi biliyorsunuz. Eskiden siz de Latin alfabesindeydiniz. Kazakistan'da 1929'dan 1940'a kadar Latin alfabesi olmuş burada. Evet. Bizim bu babalarım söyledi de annelerimiz de onlar okumuş. Ondan sonra Kiril. Sonra Stalin o Türk dünyasının bağını özellikle Türkiye'de Latin Atatürk'ün yaptığı devrimle Latin alfabesine geçince o Türkler arasında iletişim dili olmasın, iletişim kurulmasın diye herhalde sanırım Sovyetler de tekrar Kiril alfabesine geçirilmiş bütün. Tam bilmiyorum onu. Ben o sistem de o zaman sistem oldu onun için. Bilmiyorum. Peki diğer Türk cumhuriyetlerine de gidiyor musunuz? Nasıl şu anda bağlantılarınız? Nasıl? Mesela Kazakistan'ı bugün gördük, epey bayağı bir gezdik. Özbekistan'da nasıl durum? Kırgızistan'da nasıl durum? Türkmenistan'da nasıl durum? Siz gidebiliyor musunuz oralara? Gidebiliyorum. Mesela tıp alanında, ekonomi alanında nasıl bir... Tıp alanında biz beraber ortak kongre yapıyoruz. Evet. Biz bu yılın Mayıs ayında bir kongre olacak. Bizim fakültemizde 65 yıl olacak. Ne olacak? Hı hı, 65. yılımız. Ona gelecekler var. Türkistan'la, Özbekistan'la, Kırgızistan'la, Tacikistan'la geliyorlar buraya bizim misafirlerimiz. Profesörler, doçentler. Peki hocam, o zaman şöyle sorayım. Kazakistan'ın tıptaki seviyesi ne durumda? Dünyada. Kazakistan'ın tıp mesela bütün ameliyatlar yapılabiliyor mu? Sağlık alanında çok şeyler yatırım yapıldı mı? Yapabilir abi. Yaparlar burada da. Bu bizi ne diyor bu? Harici yerden geçin. Bizi burada onu transplantasyon ediyor ona. Değiştirebilir bu. Kalp üzerinde de iyi ameliyatlar yapılıyor öyle mi? Yapıyor. Tabii ki bu hastanelerde var, o devlet tarafından büyük büyük klinikler var. Hala Sovyetlerden kalma bir şey mi var, temel mi var? O temel üzerinden mi gidiyor tıp çalışmaları? Tıp çalışmaları mı? Hayır, değişir o abi. Yani her zaman bu, durmuyor bir yerde bu. Şunu sorayım hocam. Yeni teknoloji çok burada. Yeni materyaller de çok. Ona göre değişiyor o. Siz mesela üniversitede eğitim verirken öğrencilere %100 Kazak Türkçesiyle mi veriyorsunuz yoksa %50 Rusça, %50 Kazak Türkçesi mi? Yoksa İngilizce mi? Nasıl şu anda? Bizde üç dilde de olabilir abi. İngilizce de var. Birkaç da öğrenciler, gruplar bazen çoğu Kazakça, Rusça da var. %40'ı, %30'ı Rusça. Rusça. Da %60'ı. 60'ı. 60'ı o Kazakça. %10'u o yabancı öğrenciler var bizde. Anladım. Hocam son olarak şunu sormak istiyorum. Türk dünyasında ortak iletişim dili nasıl olmalı size göre? Bu iletişim meselesini aşabilmemiz için çünkü biliyorsunuz ki iletişim her şeyin başı. Eğer biz aramızda anlaşamazsak, konuşamazsak ne kadar kardeş olursak olalım, ne kadar yakın olursak olalım bir ayak eksik kalıyor. Siz Türk dünyasında ortak iletişim dili nasıl olmalı? Düşünceniz nedir bu konuda? Bu konuda ne söyleyeceğim abi? Çünkü ben de tekrar söyleyeceğim. Benim meslekim bu. Ben doktorum. Ben tıp salasında tıp çalışıyorum.
Onun için ama bu konularda da tecrübeniz hocam Mustafa çok aynı. Şu anda bizim şovlar var da onlardan bizim yürümemiz lazım. Neyin, nereden? Onlardan, filologlar. Filologlar, evet. Bu konuda çalışma yapması lazım. Çalışması yapması lazım da. Katılır mısınız o zaman Türk Turan diye de konuşmayı devlet başkanları başkanlar evet. O da Ali ne söyledi? Evet. Bu yiyin sah Türkçesi o Kazakça dedi. Evet. Söylemişti o. Evet. Tam bilmiyorum abi. Kanka. Mesela o Türk teşkilatlarının zirveleri oldu biliyorsunuz. 10.sü yapıldı. 10 tane oldu şimdiye kadar. 11'i de olmuş olabilir. Şimdi Azerbaycan'da yapılacak. Mesela ilk başlarda, ilk zirvelerde herkes yanında tercüman da getiriyor. Tercüman getiriyor tabii ki. Anlam ama ikinci, üçüncü, dördüncüden sonra artık yani, tercüman ihtiyaç kalmadı. Çünkü bizde çok kelimeler benziyorlar aynı. Onun için burada tercüman olmasa şart değil. Peki hocam. Yani neyse anlaşmak bu. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. O zaman son olarak şunu sormak isterim. Türkiye'deki mesela tıp okumak isteyen öğrencilere bir çağrınız olur mu veya Türkiye'ye mi gitsinler? Hangi mesela o entegrasyon hangi tarafta daha çok olmalı? Siz mesela Türkiye'den öğrenci kabul ediyor musunuz? Türkiye sizden öğrenci kabul ediyor mu? Bu üniversiteler arasında böyle bir şeyin var mı? Abi, ortak program. Ortak program, ortak program değil. Ortak bu anlaşma var. Mesela diyelim ki Kazakistan tıp fakültesini bitiren, Kazakistan'da tıp okuyan bir doktor, bitiren mezun, onun diploması Türkiye'de mesela geçerli oluyor mu? Denklik oluyor mu? Yoksa tam bir de tam tersine. Türkiye'de diyelim ki doktor olmuş, buraya gelmiş, doktorluk yapabiliyor mu? Evet. Tabii ki bu Sovyet sistemasına gitti de o zaman. Bu 30 yıl geçti. Doğru mu? 90 yıl. Evet, evet. 33 yıl. 33 yıl geçti de. Odan olsa Sovyet devletlerinin arasında en ilk olarak Kazakistan kabul ettiler. Bu balon prosesi diyor Balonya. Bunu biliyorsunuz. Siz Türkiye'de, Avrupa'da her şeyde Bologna parçası. Evet. Kazakistan oraya girdi. Oradamız. Onun için bizim okul proje programlar ve Türkiye'nin parçası çok yakın. Ona bunu da bittikten sonra oraya gidebilir ama onu o dengelik geçmesi lazım. Evet. Nostrifikasyon diyor. Biz de onu. Nostrifikasyon geçtikten sonra o çalışabilir orada. Sizdeki de buraya geldikten sonra nostrifikasyon çok yakın o. Bizim okul programları çok yakın. Evet, çok teşekkür ederim hocam. Ufak tefek orada var şeyler. Ama o problem değil. Doğru. İnşallah hocam 33 yılı geçti. Şimdi bu kadar mesafe alındı. Bir 5 yıl sonra inşallah bir daha bir müsahibe yaparız sizinle. O zaman çok daha belki olumlu, güzel çok geçmeler yaşam. Olur. Çok yakın olacak. Ben çok teşekkür ederim bizi ağırladığınız için bir daha. Son olarak bir eklemek istediğiniz bir mesajınız varsa buyurun Türkiye'ye. Türkiye'ye çok selamlar var. Çünkü ben İstanbul şehrini çok seviyorum. Evet. Orada kaldım, araştırma yaptım. Çok güzel bir şehir. Dünyada her şehirde oldum. Avrupa tarafında da, Çin'de gittim. Bütün dünya gezdiniz. Gezdim de. Ama ben için en çok, en iyi servis, en insanlar yaşıyorlar o İstanbul'da. Ben çok onu seviyorum İstanbul'u. Teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Sağ olun. Sağ olun. Evet kıymetli dostlar. Kubeysim Altınbeko, Profesör Doktor. Kubeysim Altınbeko aynı zamanda Mustafa Çokay'ın yaşayan torunlarından birkaç tane bir torunundan biri. Kazakistan Almatı'da da üniversitede de Kazak Devlet Üniversitesi'nde bizi ağırladı. Sağ olsun sorularımıza yanıt verdi. MGTV'de röportajlarımıza devam edeceğiz. Hoşçakalın.